يكلمني وقال لي انزلي رايح نسهر. رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب. ما طلعش عصير انا كده بشرب شايف عصافير ودماغي بتعمل بام 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 بام. يا جماعة انا مش لاقي تليفوني. يا جماعة بيرن هناك ما تجيبهولي. يا جماعة سلاحف النينجا طلبوني. يا جماعة انا شكلي خربت فوقوني. Dünyanın neresinden bizi izliyorsanız merhaba, günaydın, iyi akşamlar, afiyet olsun. Tatlı öğle yemekleri, çayınız, kahveniz, afiyet, bal, şeker olsun. Merhaba, merhaba değerli takipçilerimiz, güzel dostlarımız. Bugün moda köşemizde ne vardı? Örgü, bir elbise, üzerine kazak, üç çeşit şapkasıyla, şalıyla, saç modeliyle size yine bir şeyler aktarmaya, göstermeye çalıştık. Ekranlara taşıdık efendim. Beni aslında gençlik yıllarıma götürdü bu tarzlar. O yıllarda böyle bulamazdık tabii. Avusturya'da bu kadar çok mağazalar yoktu. Bir yengemiz vardı, böyle dikiş makinesi demeyeyim, örgü makinesi vardı. Ona ördürürdük, böyle bol bol etekler, kazaklar, modellerden bulurduk. İşte televizyonda görürdük, hayalimdekileri anlatır. Onun da çizimi çok güzeldi. Çizerdi ve bize örerdi gerçekten. Ya da el örgüsü, rahmetli, mekanı cennet olsun inşallah, rahmetli anneannem de o dönemlerde bu taraflara gelmişti. O da çok güzel bir kazak örmüştü bana. Örgü örmeyi gerçekten çok seviyorum. Güzel bir meşguliyet. Eller çalışıyor, hem beyin çalışıyor, hem bazı şeylerden uzaklaşıyorsunuz. Tavsiye edebilirim size buradan. Evet, bugün de böyle ekranlardaydık. Bugün çok kısa bir konuya değinmek istiyorum. Yanlış giyinmek. Zaten bir kıyafet şöyle, ayakkabısıyla, çorabıyla, tokasıyla dahi her şey bir şekilde birbirini tamamlaması gerekiyor. Tamam, son yıllarda karelinin üzerine çizgili giyiyoruz. Hani çok değişik modalar çıktı, güzel de duruyor. İlk başlarda böyle hepimiz yadırgadık, nasıl olur ya falan denildi. Ama daha sonrasında hepimiz denedik, giydik, güzel oldu. Moda olduğu için de göz yormadı. Hepimiz bir şekilde kabullendik sanırım. Ama ve lakin, şimdi bir yere hazırlandığımızda ya da günlük kıyafetimizde yanlış giyindiyseniz eğer, o gün kendinizi kesinlikle iyi hissetmiyorsunuz. Yani ne bileyim, ayakkabı doğru değildir, pantolonun üzerine yanlış tişört giyilmiştir. Hiç size uygun olmayan, fiziğinize kesinlikle oturmamış bir kıyafettir. Bunu da görüyoruz zaman zaman. Çok güzel fiziği var ama kesinlikle o kıyafet o insana olmamış. Diyeceksiniz ki şimdi bunu nasıl görebiliriz? Nasıl kendimizde değiştirebiliriz? İzleyebilirsiniz. Bilir kişilerden, bu işi bilen kişilerden yardım alabilirsiniz. Ya da çevrenizde, ailenizde hakikaten bunlarla ilgilenen, giyinmeyi bilen, buna önem veren kişilerden ufak ufak tiyolar alabilirsiniz. Daha sonrasında da zaten kendinizi bir şekilde yanlışları görüyorsunuz. Benden size bir tavsiye, artık şunu da yapabilirsiniz. Koyun kamerayı önünüze, giyinin, belirli bir yere kamerayı oturtun. Bakın üstünüzdeki kıyafet nasıl durmuş. Yani burası böyle bol mu durmuş, burası böyle tamamen böyle üstünüze yapışıp böyle sizi dümdüz mü yapmış. Yani bazı tişörtler var biliyorsunuz, böyle bollamasına gidiyor. Güzel olan fiziği çirkinleştiriyor. Yani onları da giyinmenin bir tarzı, bir değişik şeyleri oluyor. O yüzden en güzel tavsiye benden size, koyun kamerayı önünüze, çekin fotoğrafları ya da videoları. Orada yanlışları kendi gözünüzle görebilirsiniz. Bir kıyas yapabilirsiniz. Benden ufacık bir tüy olsun mu? Çorap bile önemli.
Yani eğer o elbisenin altına çorap uygun değilse, misal veriyorum açık bir gök mavi. Onun altına düşünün böyle simsiyah bir çorap giydiğinizi. Yani o maviyi tamamen öldürüyor. Ona daha çok böyle beyaz ya da açık mavi o tonlarda çorabınızı kullanmanız gerekir. Ki bu yanlışları ben de yaptım. Yanlışları yaptığım için zaten sizlere aktarabiliyorum. Çekimlerde, özel hayatımda. Yani ben zaten yaptığım yanlışlardan yola çıkaraktan sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Tabii gördüklerimle de kıyas yaptığım zaman sizlere az biraz da olsa bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum değerli takipçilerimiz. Bir düğüne gidiyoruz. Elbisemiz şık, çok güzel. Altına ayakkabı muhakkak çok uyumlu olmalı. Yoksa bütün elbiseyi kaldırın çöpe atın. Yaptırdığınız saç, yaptırdığınız makyaj hiçbir faydası yok. Eğer o ayakkabılar uygun değilse o elbisenin altına iş bitmiştir. Kesinlikle ayakkabı kıyafetin tamamlayıcısıdır. Saç, makyaj bunlar da çok önemli. Bir önceki programlarımızda da bahsettik. Yanlış makyaj, tekrarlıyorum, sizi 10 yıl ihtiyar gösterebilir. Yanlış makyaj. Ben de bunu yıllarca yaptım. Ve buradan müzeyen arkadaşıma gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İstanbul'da yaşıyor kendisi. Mustafa Lale Kuaför'e buradan sevgiler, saygılar, bizleri izliyorlarsa. Tatile gittiğimde çok severek gidiyorum kendilerime. Saçım olsun, makyajım olsun. Bir star edasıyla dışarı çıkıyorum. Her seferinde onlardan, ama sanatlarını gerçekten severek yapıyorlar. Yani bugün bir kuaför ya da bir tırnakçı ya da bir kirpikçi kim olursa olsun işini yapan her kişi eğer severek yapıyorsa onu o anda görüyorsunuz zaten. Bu sizi mutlu ediyor. Yani o insana tekrar gitmek istiyorsunuz. Çünkü o kişi sizi o gün özelleştiriyor. Daha özel oluyorsunuz. Ve makyajla ilgili müzeyen bana demişti. Cale'cim özür dilerim, kızma bana, ne olursun kızma, ama sen yanlış makyaj yapıyorsun. Bak ben seni doğal da tanıyorum. Yapma. Ve kendisinden Allah razı olsun bugün de tekrarladım bunu. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakıyorsunuz, güzel bakıyorsunuz. Hayatta evet inişler, çıkışlar var. Yalansa Söyle bölümümde bunları sizlerle paylaşacağım. Ama moda bölümümü bugün bu kadar diyorum. Hop hop, kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın, güzellikle kalın. Kendinize çok güzel bakın. İçinizi besleyin, dışınızı besleyin ki mutluluğunuzu etrafa da saçmayı unutmayın. Hoşça kalın.